Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, bu dersimizde harflerin üstünlü halini göreceğiz. Ve ilk başta hangi harfleri mesela birleştirerek okuyacağız. O harflerden bahsedeceğiz. Sonra onların birleştirilmiş hallerini göreceğiz inşallah. Ve bu dersimizde son olarak alt okuyuşlu olarak okuyacağız. Diğer derslerimizde artık alt okuyuş değil sadece üst okuyuş yapacağız. Sizler ise diğer derslerde de hem alt okuyuş hem de üst okuyuş şeklinde okuyabilirsiniz. Mesela burada elif harfi var, dal harfi var, bir de zal harfi var. İşte burada bize gösteriyor mesela bunların üstünlü halini getirmiş. E, D, B. Bak dal harfi ve B harfi e, her ikisini öne getirdi. Fakat bak hem elif hem dal örnekte de bakıyoruz ki var. Fakat zal harfi burada zikretmemiş. Mesela keşke örneğin şurada e, şurada derake yerine deseydi ki e, h, z. E, z. Bu örneği verseydi hem zel harfine de örnek vermiş olurdu. Çünkü diğerlerinde baktığınız zaman burada söylenen harflere örnek edilmiş. Mesela ra, zay, vav. Bak ra var, zay var, vav var. Onlara örnek vermiş. Bu harfleri e, kelime içerisinde kullanmışlar. Mesela burada b, t, s, b var. Bakın b, t, s var. Ondan sonra burada mesela nun ye yeah. hani e, başta yazılı şekli nun ya yeah. onların bas nun Ondan sonra bak başlasın şöyle nun ye mesela tek başınaken ye başta yazılış hali mesela Jim başta yazılış hali ha başta yazılış hali ha başta yazılış hali Bir de ha mesela normal kendi hali bakın ha kendi hali başta yazılışında ha böyle sonra e, burada Jim mesela kendi e, e, hali ve jim ortadayken mesela kelime içerisinde jim nasıl yazılmış. Fakat ha'ya örnek vermemiş. Evet, burada da mesela ha", ha söylemiş. Ha'ya örnek vermemiş. O zaman burada ha'yı kaldırsın. Ha'yı oradan kaldırsın. Şurada da madem ki zale örnek vermemiş, zalı da oradan kaldırsın. Evet. Şurada mesela sin ve şin harfleri var. Ee, sin, ha, şin harfi Şin başlarken Yani bitişik halde deyken böyle yazılır Bitişik olduğunda bakın Böyle yazılıyor Sin harfi mesela Sin harfi tek başlarken böyle yazılır Bakın e, birleşik halde o zaman Sin harfi böyle yazılıyor Burada ise Sad bir de dat harflerini vermiş Bakın sad harfi Tek başına böyle yazılır Birleşik hali böyledir Dat harfi tek başlarken böyle yazılır birleşik hali e, bu ra ona birleşmesi için orada bu yine sonda bu şekilde yazılmış. <laughs> o yüzden şurada zal harfini örnek vermediği için burada zalı kaldırıyoruz. Burada da ha harfini yazılış şekline örnek vermediği için burada hayı kaldırıyoruz. Şimdi bunların alt okuyuşlarını yapalım. Bunun tespitini yaptıktan sonra. Elif üstün e. Dal üstün d b üstün b e d b dal üstün d ra üstün ra elif üstün e d ra e dal üstün d ra üstün ra kef üstün k d ra k dal üstün d ra üstün ra sin üstün s d r s ra üstün ra zay üstün z kaf üstün k ka, ra z k vav üstün v ra üstün ra dal üstün d V, ra d vav üstün v ra üstün ra ayn üstün a ve ra a vav üstün ve zay üstün z nun üstün ne ve z ne kef üstün k ke, t üstün t b üstün b k t b kef üstün K, T üstün T, B üstün B, K, T, B. S üstün S, B üstün B, T üstün T, S, B, T. S üstün S, B üstün B, T üstün T, S, B, T. Nun üstün N, zay, üstün, z, lam, üstün, l, n, z, l, nun, üstün, n, zay, üstün, z, lam, üstün, l, n, z, l, y, üstün, y, dal, üstün, d, kef, üstün, k, ke. y, d, k. Y üstün y, dal üstün d, kef üstün k, ke, y d k, h üstün h, sin üstün s, dal üstün d, h s d, h üstün h, sin üstün s, dal üstün d, h s d, sin üstün s cim üstün c dal üstün d s c d sin üstün s cim üstün c dal üstün d s c d şin üstün ş ra üstün ra ayn üstün a ş ra a şin üstün ş ra üstün ra ayn üstün a ŞE ra a f üstün f sin üstün s dal üstün d f s d f üstün f sin üstün s dal üstün d f s d nun üstün n sad üstün sa ra üstün ra ne sa ra nun üstün ne sad üstün sa ra üstün ra ne sa ra ayn üstün a ra üstün ra dad üstün da a ra da ayn üstün a ra üstün ra dad üstün da a ra da Şimdi de üst okuyuşunu yapalım. E, d, b. D, r, e. D, r, k. D, r, s. R, z, q. V, r, d. V, r, a. V, z, n. K, t, b. K, t, b. S, b, t. S, b, t. N, z, l.

-ba. -ba. Bu da üst okuyuş şekliydi. Sonra tabi önceki derslerimizde beyan ettiğimiz gibi sizler şöyle biz edebeden başlayıp araba buraya kadar okuduk. Sizler ise arada'dan başlayıp şöyle ters okuyuş yapın edebeye kadar. Daha sonra ise üstten alta doğru okuyuş yapın. Üstten alta doğru, üstten alta doğru, üstten alta doğru okuyuş yapın. Sonrasında ise alttan yukarıya doğru, aşağıdan 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 yukarıya doğru okuyuşlarınızı yapın. Bu derste Allah'ın izniyle en güzel bir şekilde anlaşılmış olacak. Bu dersimizde bura kadar olsun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين